Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu'da özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi illerde yoğun şekilde tüketiliyor. Meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici özelliği, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle Ramazan ayında da iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezi oluyor. Biz çocukluğumuzdan beri böyle kundaktan çıktık, şerbetle başladık. Şimdi meyan şerbetinin özelliği bu, mideyi rahatlatır. En büyük şeyi bu, mideyi rahatlatması. Mesela Osmanlı zamanında giderken Osmanlılar harpte bunun çubukları var. Çubuklarını somurarak gider. Hem tokluk hissini hem de susuzluk hissini keser. Böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye bu birebir. Ha, mide ilaçlarının %70'inde var. Kolanın ham maddesi ama şimdi artık kola bunu kullanmıyor. Onlar artık kimyasallar çok alınca onlardan başladılar. Evvel fakirlerin evinde, bizim Antep tabiriyle söyleyeyim, pertikul şurubu olurdu. Ayran olurdu, meyan şerbeti olurdu. Bu meyan şerbeti yılın hemen hemen 8 ayı olurdu. Mesela Kasım'dan sonra Nisan'a kadar olmazdı. Ama ondan sonra hep olurdu. Bu Antep'in vazgeçilmez bir içeceğiydi. Şimdi evvel yani biz portakal diyoruz da, yani Antep tabiriyle söyledim, pertikul şurubu. Ha, ayran, meyan şerbetimiz. Olmazsa olmazdı. Şimdi Antep'te %99 tüm evlere meyan şerbeti giriyor. Şerbetin hangi bir özelliğini saysak gezeceğim, hakkı ödenmez. Çünkü sağ olsun herkes içiyor. Bunun mide rahatlığı. Ramazan'da daha çok hani rahatlık verdiği için, hani şimdi kimyasal bir şeyler de herkes farkına varıp içmediği için şerbete yoğunluk talep daha çok arttı. İster istemez içmek isteyen fazladır. Vallahi en büyük orucun rahat tutmamızın sebebi şerbete gelmemizdir. Evde olsa daha rahat şey yapar. Rahatsız oluyoruz, yatıyoruz. Ama burada sabah 10 geliyoruz. Akşam 10'a kadar önce şerbetimizi yapıyoruz. Yemeğimizi burada yapıyoruz. Akşam da temizliğimizi yapıp herkes evine gidiyor. Sabah tekrar geliyoruz.